Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3, ünite 6. Zarf, yer zarfı, zaman zarfı olarak ikiye ayrılmakta ki buna da genel olarak mef'ulün fi denilmektedir. El-mef'ulü fi. El-mef'ulü yapılmış, işlenmiş. Nerede? Fi kendisinde. Kendisinde yapılmış. Hangi yönden? Zaman ve mekan yönünden. Zaman ve mekan yönünde kendisinde yapılmış olan kelimelere mef'ulü fih denilmektedir. Metni kavrama alıştırmalarını hemen geçiyorduk. Altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Onları direkt karşınıza bu şekilde resim olarak koymaktayız. Kafile 1, yani bir numaralı nedir o? Rak. İşte Rahal 3. 3 tane var. Esfer var. 5. 5 tane var. Karın var. O şekilde her birinin rakamı aynı rakamlar yani. Ona göre şu an videoyu durdurup kitaba çizebilirsiniz. Zıt anlamlara geldik. Arkadaşlar esasen eş anlamlı olsun, zıt anlamlı olsun. Bulmak neyle alakalı? Kelimelerin bir, kökünü bilmek. İki, sözlüğün nasıl kullanıldığını bilmekten geçiyor bu. Yani bunlar hep hazır lokma olarak vermemiz esasen Arapçanızın gelişmesine bir köstektir. İşin o kısmı da var. Buna göre bu kelimeleri sözlükten bulabiliyor musunuz? Böyle bir durum var. Mesela yemsahu kelimesi. Yemsahu nedir? Fiil muzaridir. Başındaki ya muzarat harfidir. Ya'yı atarsak yerine kalır mesah. Mesah fiili. Mesah sözlükten nasıl bulunur? Evvela mim harfine gitmeniz gerekir sözlükten. Ardından sin olacak. Yan yana yani ms. Üçüncü harf olarak da ha'yı bulacaksınız. Üçünü yan yana bulduğunuzda mes kelimesini bulursunuz. Garibun. Garabe olarak evvela bulunur. Aynı şekilde mesela meşrik kelimesini ele alalım. Meşrik nedir? Başındaki elif lam zaten kelimenin aslından değil. Onu direkt dışlıyoruz. Ardından mim geliyor. Mim de kelimenin aslından değil. Şin, ra ve kaf var. Yani şeraga diyelim. Bu kelimenin evvela bulunması gerekir. Meşrik nedir zıt anlamlısı? Mağrip'tir. Bakıyoruz mağrip nerede var? İki numarada mağrip geçmektedir. Yakınlaştıralım biraz daha belirgin olsun. Mağrip. Garabe. Sözlüğü açıyoruz. Sözlüğün içerisinde evvela gayn harfini buluyoruz. Gara B yazıyor. Bu gibi durumlarda daima ne yapılması gerekir? 1-2 sayfa geriden alınır. Gara B. Görüyorsunuz. Gara B yazıyor. Gara B. Burada U var. U ne? Yani muzari yaparken muzarinin aynı el fiilin harekesini U yani zamme yapın. Gara B. Ya rubu. Ya ribu değil. Rabu değil. Rubu. Ra'yı öteleyeceğiz yani muzaride. Bu kelimeyi bulduk mu? Bulduk. Tamam, bunun yakınlarındadır yani az aşağısında veya sağ sayfasında mağrib yazar zaten. Burada yok. Çevirdik sayfayı. Garp yazıyor. Garp, batı. Garip, garibe. Mağribi, mağrib. Mağribun, mağaribu. Grup vakti ya da yeri. Yani batı. Mağrib neymiş? Batıymış arkadaşlar. Mağribun megaribu. Megarib de çoğul. Burada ç yazmışlar. Ç çoğulu manasına gelmektedir. Mağrib batı olduğuna göre meşrik nedir? O da doğudur. Şark. Doğu köşesi, yani şark köşesi derler ya. Doğu köşesi kastedilmiştir. Başka bakalım. Bir tane daha yapalım. Yani bunun tamamını vermektense bir iki tane bakalım. Zehebe gitti manasına geliyor. Bunu yine sözlükten çok rahatça bulabiliriz. Sözlük nasıl karıştırılır? Biraz ona değinmek istedim. İlk olarak Z'yi açtık. Sonra H ve B'yi bulacağız. ZHB yazıyor zaten. Bir geriden alalım. ZHB yez hebu. Görüyorsunuz burada. ZHB ne demek? Gitmek. Gitti. Tamam. ZHB gitti. Gittiyse zıt olarak ne var? Ne aranması gerekir? Gitti. Geldi. Geldi veya döndü. İşte ade. Ade kelimesi nakıs bir fiil. Nakıs fiilleri ararken biraz daha zorlanabilirsiniz.
Zorlanmamak için nakıs fiil, yani ortasında ne var? Elif var. Elif'in aslı ya vav'dır ya da ya'dır. Buna göre a, v, de bunu vav olarak düşün. Veya a, y, de yani Elif'i y olarak düşün. İki şekilde bakılabilir. Gidip a dediği aranmaz. A ve de olduğunu farz ettik. Öyleyse önce ayını açacağız. Ardından vav nerede diye sorulur. A ve dal nerede? Yani burada mesela bakıyoruz. A de. Gördüğünüz üzere A de nereden çıktı? A ve de'den çıktı. A de yaudu. Dönmek. Zıt anlamlısı bu oldu. Yani kısaca sözlükten nasıl bakılır değinmek istedim. Tekrar sayfayı küçültüyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin bir defa tesnielerini, bir defa cimsini kullanarak ve gerekli değişiklikleri göz önüne bulundurarak cümleleri yeniden yazınız. Esasen konuyla bir ilgisi yok. Öyle düşünüyorum. Çünkü konumuz mefulüfi. Bir alakası yok. Rahaletün rahaletani olur. Tesniye olur bu. Garyetün mü denilmiş? Garyetün garyetani olur. Çoğulu nedir? Cemisi nasıl gelir? Cemisi için ne yapmak gerekir? Sözlüğe bakmak gerekir. Yani şu garyetün kelimesini gidip sözlükte bulmak gerekir. Bir bulmayı deneyelim. Bakalım sözlükte var mı? Yoksa farklı sözlüklere de bakabiliriz esasen. Çeşitli sözlükler mevcut. Kaftan sonra ra aranmakta. Karara, garabe, karasa, garaya, garyetün. Mesela şuradan başlayalım biz. Karin, garnetün. Evet, bulduk. Neymiş? Garretün Kur'an. Kur'an diye geliyor. Köy. Çoğulunu ne yaptık? Bulduk. Nasıl bulduk? Evvela ne yaptık arkadaşlar? Kaf harfine girdik. Sonra yanında ra'yı aradık. Sonra ra'dan sonra y'yi aradık. Böylece bulundu. Yani bunlar zor değil. Çoğulunu bulduk. Diğerleri de aynı şekilde her biri sözlükten bakarak bulunur. Mef'ulün fihler. Zaman ve mekan zarfı. Yani mef'ulün fih demek, mef'ulün fih ikiye ayrılır. Bir, zaman zarfları, iki, mekan zarfları. Buna göre zaman manası ifade eden kelimeler ve mekan manası ifade eden kelimeler mef'ulü fih olmaktadır. Bu bakımdan kolaydır. Bir cümlede fiilin işlendiği yeri ve zamanı bildiren isim. Yeri ve zamanı derken bir kelime hem yeri hem de zamanı bildirmesi kastedilmiyor. Yeri bildirirse yine mef'ulü fihtir. Zamanı bildirirse yine mef'ulü fihtir. Buna göre mef'ulü fih ikiye ayrılır. Hem mekan zarfı, mekan yani işin bir olayın yapıldığı yeri ifade eden kelime veya zamanı ifade eden kelime. Her ikisi de yani. Zarf veya zarf öbekleri. Bakın isim diyor. Kelime fiil değil yani. Aranan kelime isim olmalı. Zarf olmalı veya zarf öbeği olmalı. Üçe üç kısım şey olabilmektedir. Buna mef'ulü fih denilmektedir. Türkçedeki karşılığı yer, yön ve zaman zarflarıdır. Türkçede de olan bir şey. Bir cümlede mef'ulün fihleri bulmak da nedir? Kolaydır. Okuduğumuz cümleyi tamamladıktan sonra cümleye şöyle soru sorarız. Nerede? Nereye? Ne tarafa? Veya ne zaman? Ne zaman sorusunun cevabı ne olur? Mef'ulün fihi olur. Ama hangi kısmı? Zaman kısmı. Nerede sorusunun cevabı mekan ifade eder. Yani mef'ulü fiilin mekan kısmıdır. Alınan cevap o cümlenin mef'ulü fiilidir. Şu misalleri görebiliriz. Câe geldi. Kim geldi? Sadiki arkadaşım geldi. Benim arkadaşım geldi. İyi de ne zaman geldi? Yevmel hamisi. Yevmel hamis, Perşembe gününü ifade etmektedir. Hamis, beş, yani beşinci gün. Beşinci gün nedir? Perşembedir. Neden? Arapçada günler pazardan başlar, pazartesiden değil. Ne zaman geldi? Bakın soru sormuş. Meta cae. Ne zaman geldi? Bu cümleye soru soruyor.
Yevmel hamis. Perşembe günü. Bu durumda ne olur? Cümledeki mefhurum şey yevmel hamistir. Şurada demiş de soru sorarak bulabiliriz diye. İşte soruyu burada hem Arapça hem Türkçe sormuşlar. Hem Arapça hem Türkçe sormuşlar. Cevap nedir? Türkçe cevap verirsek Perşembe günü geldi arkadaşım. Arapça cevabı da yevmel hamis olur. Buna göre yevmel hamis nedir? Mefhulü fihtir. Çünkü arkadaşın geldiği vakti ifade ediyor. Perşembe değil, salı da olabilirdi. Geçtiğimiz ay da olabilirdi. Geçtiğimiz yıl da olabilirdi. Bu bir saat de olabilirdi. Mesela saat 4'te geldi gibi. İkindi vakti geldiği de şeklinde de olabilir. Şimdi farklı bir cümle. Zehebe gitti. Kable yevmin. Bir gün önce gitti. Kim gitti? Hüve, o gitti. Yani. Kim oldu şu an belirsiz. Bir gün önce gitti. Ne zaman gitti? Bir gün önce. Ne zaman gitti diye Türkçe'de yazmışlar, Arapça'da yazmışlar. Cevabı ne? Bir gün önce. Öyleyse gable yevmin ne olur? Mef'ulün fi'l olur. Şimdi bir örnek daha. Yolcu köyde bir gün kaldı. Mekese kaldı. Kim ne? El müsafiru. Misafir yani yolcu kaldı. İyi de nerede kaldı? Fil gareti, köyde kaldı. Otelde değil yani. Şehirde değil, uzayda değil, köyde kaldı. Bir nedir bu? Mekan bildiriyor, yer bildiriyor, yerleşim yeri bildiriyor. Yer bildirdiğinden dolayı burası ne olur? Yer zarfı yani mekan zarfı olur. İyi de ne kadar kaldı diye sorusunun cevabı yevmendir. Bu da zaman bildirdiği için zaman zarfı olacaktır. Kervan şehre sabahleyin girdi. Tabi bakıyoruz. Dehaletil kafiletu. Kahile girdi. Kafile girdi. Nereye? El Medinete. Şehre girdi. Ne zaman? Sabahen sabahleyin girdi. Buna göre dehale fi el kafile fail olur. El Medine mef'ulü fih. Hangi kısmı? Yer zarfı. Şehre girmiş. Ne zaman? Sabahen sabahleyin. Bu da zaman zarfıdır. Çünkü bir süreç bildirmektedir. Cümlede mef'ulün fih olan öge eylemin yapıldığı zamanı gösteriyorsa buna zaman zarfı denilir. Zarf zaman. Eylemin gerçekleştiği yeri, mekanı gösteriyorsa buna da mekan zarfı denilir. Zarfı mekan. Başında cer harfi bulunmayan mef'ulün fihler irab bakımından mensuptur. Şimdi bu deminden beri zarf dediğimiz mef'ulün fih dediğimiz ne? Yani mef'uldür sonuçta. Ve mef'ullerin hepsi nedir? Mensuptur. Şu ana dek tahminime göre en çok mef'ulün bihi duymuşsunuzdur. Mef'uller kısım kısımdır. Bunlardan birisi de nedir? Mef'ulün fih'tir. Başında harfi cer yoksa mensuptur. Gerçi harfi cer varsa da yine mensup olur da lafzen olmaz. O da var. Harfi cerlerden de, da yani fi. De, da, fi derken ne kastedildi? Fi harfi cerinin manası de'dadır. Onu buraya yazmışlar. Fi harfi zarf oluşu ifadede birinci derecede olduğundan. Niye birinci derecede? Çünkü fi de'da yani bir mekan, bir zaman bildiriyor. Mesela evde, otobüs, te. Yani de'da, te şeklinde olabilir. Nerede? Şurada. Yani hep zaman, mekan bildirdiği için fi o şekilde olmuştur. Bu fi harfi cerri zarf oluşu ifadede birinci derecede olduğundan bu mef'ule mef'ulün fih denilmiştir. Mesela mef'ulün bih değil, mef'ulün leh değil, mef'ulün başka bir harfi cerri düşünelim, hatta değil yani fih olmuştur. Bu yüzden mef'ulün fihlerin başında zarfiyet anlamında olmak üzere en çok fi, ba ve lam harfi cerleri bulunmuş. En çok hangi harfi cerleri bulunur? Fi, ba, lam. Başında harfi cer bulunan mef'ulün fihler ise mahallen mensuptur. Evet dediğimiz. Yani mef'ullerin tamamı mensuptur. Ya lafzan derken okunuşta, yazılışta mensuptur. Bunu gözümüzle görebilmekteyizdir. Ya da mahallen mensuptur. Yani yazılışta, okunuşta, gözümüzün gördüğü şekliyle mensup değilse de konumu itibariyle. Konumu ne? Mef'ullük. Tamam, mef'ullerin hepsi mensup olduğuna göre. İşte bu yüzden mahallen mensup adı takılmaktadır kendilerine. Burada ne anlatıldı? Mef'ulün fih niye denilmiş? O anlatılmıştır. Sorulma ihtimali çok zayıf.
Yani fiil de eda manası içerdiği için diyebilirsiniz. Bizde ne anlatıldı? Mef'ulün fiillere en çok şu 3 harfi cer gelmektedir. Mef'ulü fiilin başında harfi cer varsa mahallen mensup diyeceğiz. Yoksa lafzan mensup deriz. Ya'umu şabu fil bahri. Genç denizde yüzüyor. Ya'umu yüzüyor. Kim şabu genç? Nerede? Fil bahri denizde. Nerede yüzüyor? Denizde. Mekan belirdim mi? Evet. Öylesi nedir bu? Mekan zarfıdır. Zarful mekan olmak üzere mef'ulün fihtir. İrabı nedir? Mahallen mensuptur. Lafzan nedir? Mecrurdur. Lafzan az önce söyledik. Yazılış, okunuş, gözümüzün gördüğü şekil. Değil mi? Lafzan o demek. Lafız, hat yani yazı. Mecrurdur. Babaların akşamleyin geldiler. Ve ca'u ebâhum işâen yebkûn. Ayet yazmışlar. Ve ca'u onlar geldiler. Nereye, kime? Ebâhum. Kendi babalarına geldiler. Ne zaman geldiler? İşâen. Akşamleyin geldiler. İşâen ne oldu burada? Mef'ul oldu. Nasıl mef'ul? Mef'ulü fi. Neden mensup? Çünkü mef'uller nedir? Daima mensuptur. Nasıl mensup bu? Lafzan mı, mahallen mi? Lafzan mensup. Fethaları görmekteyiz. Mahallen değil yani. Sana kitabı yarın vereceğim. Yarın ne olur burada? Zarf olur. Nasıl zarf? Yarın bir zaman bildirdiği için zarf zaman deriz. Öge olarak mef'ulün fi'tir. Se'u'dike. Sana yakında vereceğim. Ne el kitabı kitabı. Yakından kasıtlı ne olduğu burada açıklanmakta. Artık yakın denilmez. Gaden yarın. Sana yarın kitabı vereceğim. Gece gündüz ondan Allah'a sığın. İstaizu billahi minhu leylen ve neharen. İstaizu billahi mineşşeytanirracim diye düşündük. Başta öyle yazmamışlar. İstaiz. Sığın. Kim? Ente sen. Bu bir nedir? Emri hazırdır. Sükun üzeri mebnidir. Faili müstitir entedir. Sen sığın. Kime? Billahi Allah'a. Neyden sığın? Minhu ondan. Ne zaman sığın? Leylen ve neharen. Leyl de nehar da nedir? Leyl gece, nehar gündüz. Her ikisi de zaman bildirdiği için zarf zaman olmak kaydı ile mef'ulü müderrisü diye devam eden cümle. Öğretmen ders anlatırken bazen ayağı kalktı. Bazen manasına gelen kelime ehyanen ne olur? Mef'ulü fih olur. Bazen de neyi çünkü göstermektedir? Bir zamandır. Sürekli değil. Az az. Şehirde yeni bir okul yapıldı. Unşiet yapıldı. Meçhul bir fiil. Ne yapıldı? Medresetün okul yapıldı. Öyle okul ki sıfat geliyor. Cedidetün yeni. Medresetün ne olur bu durumda? Mevsuf olur. Unşiet meçhul fiil olduğu için medresetün de naib-i fail olmaktadır. Onu da altına çizelim. Hem naib-i fail hem mevsuf. Cedide de onun sıfatı olur. Sıfat mensupturlar. Fil medineti şehirde. Konumuz burası yani şehir konusu aslında. Şehirde. Nerede? Şehirde. Köyde değil, uzayda değil. Dolayısıyla nedir? Bu bir mekandır. Yani mekan olduğu için ne olacaktır? Zarfı mekan olmak kaydı ile mef'ulün fih olmaktadır. İrabı ne? Mahallen mensup, lafzan mecrur, yazılış, okunuş, gözümüzün gördüğü mecrurdur. Çünkü esra almıştır. Mecrur, mensup, bu anlattıklarım pek bir şey size ifade etmiyorsa, Arapça 1, ünite 5 videomuzu izlemenizde fayda olacağını düşünmekte. El mef'ulü fih edatı olarak bi ve li cer harflerinin kullanılmasına örnekler. O kitap Kahire'de basıldı. Tubi'a hadel kitabu bil kahireti. Tubi'a taba'a, bu da meşhur bir fiil. Tubi'a basıldı. Hadel kitabu, şu kitap, bu kitap, o kitap. Nerede? Bil kahireti, Kahire'de de. Kahire'de, Kahire adlı şehirde. Kahire nedir? Mef'ulün fihtir. Zaman mı, mekan mı? Mekandır. Kahire bir şehir adı. Zamanla ilgisi yok. Mekan ile alakası var. Mekan bildirmekte. Koordinatı var çünkü. Peki irab durumu ne? Lafzan. Mecrur. Esreyi görmekteyiz. Başında harfi cer var zaten. Ama mahallen ne? Mensup. Şam'da doğdu. Vulide. Velede. Vulide. Yine meçhul bir dil. Dubina'da meçhul dedi. Vulide doğdu. Nerede? Bi Dimeşka.
Fidimeşka dikkatinizi çekmiş olabilir. Yukarıda bir kahireti bir harfi cer idi. Kahirenin sonu cer etti. Yine bir harfi cer ama Dımaşk'ın sonundaki kafı estreleyemedi. Dımaşk yani Şam estre olmadı. Neden? Gayrimusarif olduğunu. Gayrimusarif olmasından ötürü. Ama konumuz o değil tabii. Konumuzla dönelim. Dımaşk bir şehir, bir yerleşim yeri, bir bölge olduğundan nedir? Zarf-ı mekandır. Mef'ulün fi'dir. Peki i'rabı nedir? İ'rabı başında harf-i cer olduğu için ne diyeceğiz buna? Lafzen mecrur diyeceğiz arkadaşlar. Lafzen mecrurdur. Neden? Ver musafirin cer hali fetha iledir çünkü. Lafzen mecrur denilir. Esra aranmaz. Eqimissalate lidulukişşems ila gasaqilleyli ve Kur'anel-Facr diye devam eden bir ayet. Güneş battığı zaman. Açıkça burada ne geçti? Zaman geçti zaten. Gece karanlığında. Ne zaman? Gece karanlığında. Bu da bir zaman bildirmektedir. Zilkade'nin üçünde ne yazmışlar? Zilkade bir aydır. Zilkade ay olduğuna göre ne olur? Zaman ifade eder. Öyleyse nedir? Mef'ulü fi'dir. Görüldüğü gibi el mef'ulü fi cer harfiyle kullanılırsa mecrur olur. Nasıl? Lafzan mecrur olur. Mahallen mensup olur. Bazı kelimelerin el mef'ulü fi olarak kullanılması ve bunların mensup oluşu. Bazı kelimeler mef'ulü fi olarak kullanılır ve mensuptur. Yer ve zaman zarfına muzaf olan bazı ve kül kelimeleri. Bunlar nedir? Mef'ulü fi'dir. Cerer riyaziyyu kullel mesafeti. Sporcu mesafenin hepsini koştu. Cera koştu. Kim? Er-riyaziyyu. Sporcu faili. Koştu. Sporcu koştu. Küllel mesafeti. Tüm mesafeyi. Mesafenin tamamını. Fih'tir. Yer ve zaman zarfına muzaf olan kül ve ba'z denilmiş. Nezele selcu, yani nezele demek indi. Ne el selcu, kar indi. Karın inmesi yağması demektir. Kar yağdı. Ba'zel leyli, gecenin bir kısmında. Leyl, gecedir. Ba'z ne olmuştur? Yer ve zaman zarfına muzaf olan ba'z. Zarf manası taşıyan mastar. Duluş-şems. Duluş-şems ne? Güneşin doğuşu, güneşin doğması. Gemi güneş doğarken yola çıktı. Safarat yola çıktı. Es-sefinetu gemi. Es-sefine faildir. Merfudur görüldüğü üzere. Gemi yola çıktı. Ne zaman? Duluş-şems'i güneş doğar iken. İkindi namazı vaktinde öldü. Mate öldü fiil. Kim öldü? Hüve o öldü. Ne zaman? Salatel asri. İkindi vaktinde. İkindi namazında. Esnasında. Ne oluyor? Zarf oluyor. Zaman bildirdiğinden ötürü. Zaman zarfı. Sayı. Onları 5 gün bekledik. Yevmun yevmani eyyam. Cem'i mükesserdir. Hamsete. Gün ama ne kadar gün? 5 gün. Zaman bildirir 5 gün. 10 günde bildirir. Tren 90 kilometre yol aldı. Tis'ine 90 demektir. Tis'une de olabilirdi. Niye tis'ine oldu yani ya ile yazıldı? Çünkü mensup konumunda. Kata'a fiil el kıtar tren faildir burada. Görüldüğü üzere merfu radyoetra var. Ne lazım? Meful lazım. Hangi çeşit? Burada mefulün fi olarak gelmiş. Bu yüzden yani mensuptur ya mefulün fi. Bu yüzden tis'ine gelmiş. Tis'une gelmemiş. Tis'un olsa merfu olurdu. Vav ile merfu, ya ile mecrur ve mensup olmaktadır. Niye? Cem-i müzekker salim kalıbındadır çünkü. Tis'ine kilometran. 90 kilometre. Bu nedir? Bir mekan bildirir. Aşağıda Arapçada cümlelerde yaygın olarak kullanılan mef'ulü fi'lerden zaman ve mekan zarfları haftanın günleri, yılın, mevsim, ayları vesaire verilmiştir. İyi öğrenip kendi kuracakları cümlelerde kullanmaları gerekmektedir. Çünkü öğrencinin öğrendiklerini
kendisini işte anlaşıldı yani şunları bilmeniz, çalışma yapmanız faydalıdır demişti özetle. Yaygın olarak kullanılan zaman zarfları. Anlamları ve örnek cümleler. Zaman zarfları mesela en. Akşamleyin, akşam vakti. Nezelen matarı bak nezeri indi demekti. Ama yağmur, kar bunlarla yan yana kullanıldığı zaman yağdı manasına geliyor. Yani yağmur indi demek Türkçe uyuyor mu uymuyor. Yağmur indi. Yağmur yağdı denilir. Nezele fiil el mataru fail mesaen nedir? Mefulün fihtir zaman bildirmiştir. Zaman zarfıdır. En un değil in değil yani fethalanmıştır. Neden? Mefulün fihtir. Dolayısıyla eşittir. Mensup olması gerekir. Ve mensuptur. Nasıl mensup? Lafzan mensup. Ne zaman mahallen mensup olurlardı? Başlarında harficer varsa. Lahzaten. Bir an, bir an için. Çok kullanılır. Yani her ikisi de. Diğerleri de aynı şekilde. Hepsi gerçekten de çok kullanılan kelimelerdir. Kitapta çok kullanılan kelimeler dediğine göre yani tahminime göre %95 diyebilirim bu kelimelerden sorulacaktır diye düşünüyorum. Yani düşüncem bu şekilde. Şimdi her birini okumaya gerek yok. Hepsinin yanında manası yazıyorum. Yazıyor. Hangisi zaman zarfı? O da burada belirtilmiş. Tek tek okuyup okuyup zaman kaybetmenin bir manası da yok. Kable mesela. El yevm. Çok önemli kelimeler. Bade, emsi, leylen, fecran. Tabi dikkatinizi çekmesi gereken şey hepsinin mensup olarak yazılmış olmasıdır. Değil mi? Merfu değil de mensup yazılmışlar. El an. Şimdi. Niye mensuplar? Çünkü mef'ulün fih bunlar. Mef'ulün fih nedir? Mensuptur. Bu yüzden. Hepsinin manası var. Burada manası yazmış. Burada Arapçası yazılmış. Gayet güzel hazırlanmış. Biz de aşağı doğru sardırmaya devam ediyoruz bu esnada. Haftanın günleri. Haftanın günlerini ezberlemekte fayda var yani. İlahiyat ön lisansı bitirdim ama haftanın günlerini sayamıyorum derseniz gülerler size. Bu yüzden bitirmeden ezberleyin bence. Yevmel Ehad. El Ehad de denilir diyor zaman zaman. Nedir bu? Birinci gün demek burası. Pazar yani. Pazartesi değil. Arapçada günler pazardan başlar. Yevmel Ehad pazardır. Yevmel İsneyn pazartesi diye devam ediyor. Tam olarak bu şekilde ifade edilir ama kısaltılmış artık gündelik olarak böyle denildiği de olmuştur diyor. Miladi aylar. Elbette miladi ayları bilmemizde de fayda var. Yani bir kısmımız hocadır, artık İmam Hatip'tir, Kur'an kursçusudur belki. Ne diyeyim? Zaman zaman sorular gelebilir size, aylarla alakalı da gelebilir. Hem okul devam ederken hem okul bittikten sonra da bu tarz sorular yani halk arasında gündelik olarak sorulabiliyor. Yani diyor ki mesela miladi aylar sayar mısın? Yani kontrol amaçlı soranlar olabilir arkadaşlar. Ezberlemenizde fayda var. Hepsi yazıyor. Hangi ülkede nedir diye. Zaman kaybına gerek yok. Şu zaman zarfı manalı isimler belirli bir günün sabahını ifade etmek için kullanılıyorsa tenvin almazlar. Bukrate, sehera, suhrate diye devam ediyor. Bununla bu seher vakti karşılaştım. Lakitu ben karşılaştım. Lagiye fiil tu fail hu mef'ulü bih olur. Lagitu ben karşılaştım hu onunla. Ne zaman? Sehera seher vaktinde. Bu seher vakti. Şu zaman zarfı manalı isimler belirli bir günün sabahını ifade ediyorsa. Belirli bir gün. Hangi gün olduğu belli değil yani. Günün birinde demiyor burada değil mi? Bugün diyor, Perşembe diyor, geçtiğimiz Cuma diyor, gelecek Cuma şöyle bir şey yapmayı planlıyorum Allah nasip ederse diyor. Dolayısıyla belirli oluyor. Şöyle değil yani. Ölmeden işte Perşembenin birinde bir oruç tutarım. Çok belirsiz oldu. Hangi gün belli değil. Şu kelime ve tabirler de el mefunu fih olarak kullanılmaktadır. Zaten merratin. Bir defasında bir kere. Zate yevmin. Sadece merratin değil bakın. Zaten merratin. Birlikte kullanılıyor bunları. Zaman ve mekan zarflarının mef'ulün fiihin dışında bir öge olarak kullanılması. Burada da bir dikkat yazmışlar. Burada zaman ve mekan zarflarının bir özelliğine temas edilmelidir. Cümlede geçen zaman ve mekan zarflarının hangilerinin en mef'ulü fih olabileceklerine yukarıda işaret etmiştik. Yani
Her zaman ve mekan zarfı sürekli el meful fih olmaz. Her zaman ve mekan zarfı sürekli meful fih değildir. Buna dikkat edilmeli, farkına varılmalıdır. Söz konusu kelimenin bir zarf mı, yoksa cümlede yer alan bir öge mi olduğu birbirinden ayırt edilmelidir. Şimdi onu inceleyeceğiz. Ne diyor? Zaman veya mekanı bir olayın zaman veya mekanını bildiriyorsa bir zarf olarak mefunu fihtir. Zaman veya mekan bildiriyorsa bir olayın ama bir işin böyle bir anlama gelmiyorsa bir olayın bir eylemin yapıldığı yeri veya zamanı bildirmiyorsa. Diğer herhangi bir isim gibi cümlede mübteda, haber, fail vesaire öge olabilir. Örneklere bakacak. Yevmul ehadi, yani pazar günü nedir? Evvelü yevmin, İlk gündür. Neyin ilk günüymüş? Fırsbu'i, haftadaki ilk gündür. Buna göre yevmul ehad nedir? İsimdir. Diye bir deyiş ile mübtedadır. Yevmul ehadi, pazar günü nedir? Evvel yevmin, İlk gündür. Haber olmaktadır. Yevmul ehad burada herhangi bir olayın yapıldığı zamanı bildiriyor mu? Ortada bir olay yok ki. Peki herhangi bir olayın mekanını bildiriyor mu? Yine olay yok ki mekan olsun. Dolayısıyla burada mef'ulü fih değildir. Tabii ki zarftır, bir zaman bildirmiştir. Ama ortada bir olay, bir eylem gerçekleşmediğinden mef'ulü fih olarak değerlendirilmemekte de burada mübteda olarak değerlendirilmektedir. Yevmul ehadi, pazar günü senusafiru, ziyaret edeceğiz, yolculuk edeceğiz, gideceğiz. Nereye? İlel kahireti, Kahire'ye. Kahire'ye pazar günü gideceğiz. Yani gideceğiz. Burada pazar günü bir olayın, bir eylemin zamanını ifade ediyor mu? Evet. Gidiş, gitme, yolculuk bunun zamanını ifade etmiştir. Dolayısıyla yevmel ehad ne de burada? Meful fihtir. Tabi dikkat edilecek diye bir şey yevmu yevme, değil mi? Yevmu yevme. Yevmu olmuştur. Çünkü mef'ulün fiil değildir, mübtedadır. Mef'u olması gerekir. Bu yüzden zamelenmiş. Oysa yevme burada mef'ulün fiildir. Mef'ulün fiiller mensup olduklarından çatalı yazılmıştır. Tabi ahadler burada mecrur konumundadır. Çünkü yevmler muzaftır aynı zamanda. Senusafir, yani yolculuğun zamanını belirtmiştir. Tabii ki Kahire'de bir mekandır, değil mi? Nereye gidilecek? Gidilecek yeri ifade ettiğinden mekan zarfıdır Kahire'de. Ne demişler? Dulul Burci 70 metren. Burada 80 metre bir mekan bildirmekte midir? Bir mekan bildirmemektedir. Dolayısıyla aynı şekilde Dulul Burç, burcun yani kulenin boyu da bir zaman ve mekan ifade etmediğinde, çünkü ortada ne yok? Bir olay yok, eylem yok. Dolayısıyla Dulul Burç da ne olacaktır? Mübteda olacaktır. Harasel fellahu el hakle. Çok geçer gerçi bu tarz cümle. Çiftçi tarlayı gün boyu sürdü. Harese sürdü kim? El fellahu, çiftçi sürdü. Neyi? El hakle, tarlayı, bahçeyi sürdü. Dûlel yevmi, gün boyunca. Yevm gün, dûl boyunca demek. Müddetince tarlayı sürdü. Bir eylem var değil mi? Harese fiil var yani. Bir eylem var. Sürme eylemi var. Ne kadar sürdü çiftçi? Gün boyu. Yapılan eylemin sürecini ifade ettiğinden burası mef'ulün fih olmaktadır. Tabii ki görüldüğü üzere mensuptur. Bul muzaf olduğundan el yevmi cer etmektedir. Es-sayfu kış, yani kış mevsimi, pardon yaz mevsimi nedir? Yaz mevsimi. Eşeddü daha şiddetlidir. Hararaten sıcaklık bakımından yine şitayı kıştan. Yaz mevsimi, kış mevsimi daha sıcaktır. Yaz mevsimi, kış mevsimi. Kış mevsiminden daha sıcaktır demek istemişler. Mineşittai, kış mevsiminden.
Sayf burada esasen yani yazın, yaz mevsimi, eşita, kış mevsimi bunlar nedir? Bir zaman ifade etmektedirler. Ama ortada bir eylem yok. Mesela yazın size geleceğim desek, ne bileyim yazın tatile gideceğiz desek, gitme yazın, yazın tatile gideceğiz desek. Buradaki gitme eylemi ne zaman? Yazın. Eylemin zamanını belirlediğinden yaz, mef'ulün fiil olurdu. Buradaki yaz herhangi veya kış herhangi bir eylemin zamanını belirtmemektedir. Eylem yok ki ortada. Yaz mevsimi kış mevsiminden daha sıcaktır. Bu bir bilgi sadece. Dolayısıyla es-sayfı ne olur? Mübteda olur. Es-sayfı yaz nedir? Eşeddü daha şiddetlidir. Haber olur. Burada herhangi bir eylem olmadığından, bir eylemin zamanını bunlar ifade edemediklerinden mef'ulün fiil olarak değerlendirilememektedirler. Oysa nezhe bu. Gideriz, gideceğiz bir eylemdir. Dolayısıyla ardından gelen sayfen yaz mevsimi gitmenin ne diyelim zamanını, sürecini ifade ettiğinden mef'ulün fiil olarak değerlendirilir. Değerlendirilmektedir. El-yevmu yevmul isneyni. Bugün pazartesi günüdür. Tabii ki buradaki günler nedir? Güne baktığında zarftır. Ama nasıl zarftır? Mef'ulün fiil değildir. Çünkü bir eylem yok yine ortada. Eylem var mı? Bir iş, güç var mı? Hiçbir şey yok. Mef'ulün fiil zarflarını bulunuz. Sıra sizde sorusudur. Dolayısıyla elinizde vardır. Sıra sizde 2. Sıra sizde 3 ortalık, sıra sizde doldu. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların çeşidini ifade edin. Meta ne zamanı? Gadara zayufu funduk. Meta bir zaman ifade etmekle birlikte funduk otel de yanlış hatırlamıyorsam. Otel de bir mekan ifade etmektedir. Dolayısıyla funduk ne olur? Mekan ifadiyetinden mekan zarfı olur. Meta da zaman ifade eder. Eyne nerede mekan ifade etmektedir. Celese oturdu. El-ummar işçiler. Emamel mesnai. İşçiler nerede oturdu soruyoruz. Emam. Önünde demektir. Zarftır dolayısıyla. Mekan zarfı olur. Mübekkiran erkenden ne olur? Zaman zarfı olur. Emam mekan zarfı olur. Yusalli el-imamu bin nasi. İmam insanlara namaz kıldırıyor. Ne zaman? Fil mihrabi. Nerede? Fil mihrab, mihrapta. Fil mihrabi. Nerede kıldırıyor? Mihrapta kıldırıyor. Bu bir mekandır. Dolayısıyla mekan zarf olmak ile birlikte mef'ul fiildir. İrabı nedir? Lafzen mecrurdur. Çünkü başında harfi cer var. Mahallen mensuptur. Çünkü bu bir mef'ul fiildir. Değerler de aynı şekilde. Cümlelerde zaman ve mekan zarfı olan mef'ulün fiilleri belirtiniz. Sanırım aynı tarz bir soru. Emam önünde manasına geldiğinden ne olacaktır? Mekan ifade etmektedir. Mekan zarfıdır. Tuşriku doğuyor eşşemsü güneş. Neharan gündüz. Gündüz deyin. Sabahleyin doğuyor. Dolayısıyla zaman bildirmiştir. Yakıfı vakafe yakıfı el musnihune halfel imami. Half arkasında demek. Öyleyse mekan ifade etmekte. Sekete racılı lahzaten. Lahze geçmişti. Bir an. Bir an için diye geçmişti. Zaman ifade etmektedir. Saaten zaten saat zamandır. Şita kış mevsimi olduğundan bir yine zamandır. Saaten yaz mevsimi olduğundan zaman ifade eder. Harfi arkasında demek olduğundan mekan. Sabahan yine zaman ifade eder. Zuhran da öğle vaktini ifade eder. Aşağıdaki parantez içerisinde yer ve yön zarflarından uygun olanları uygun boşluklara yazınız. Vazaatu ben koydum. Neyi? El-kitabe kitabı. Nereye koydun? Neyin arkasına, beyne, ortasına, sağına, soluna, üstüne diye devam ediyor. Buna göre aslında önemli olan şeylerden bir tanesi nedir? Davile kelimesinin manasını bilmekten geçiyor bu birazcık da. Davile kelimesinin manasını bilmediğimizi farz ederek bir Arapça klavye kullanmaya geçelim. Hep davileti ne yaparız? Sağ tıklayıp kopyala deriz. Chrome'a geliriz. Arapça klavyemizi yapıştırabiliriz. Ve yapıştırmasak da olurdu yani. Direkt Google'a yapıştırsak da olur bunu. Yapıştırdık. Ardından resimlere tıklıyoruz.
Ve gördüğünüz üzere bir sürü resim çıktı. Bu resim bize ne ifade ediyor? Sanırsam tavla. Öyle tahmin ediyorum. Tavla resmi olsa gerek bu. Bu durumda buna tavla manası veriyoruz. Buna göre kitabı nereye koydum? Şu an örneklemek gerekirse Savk diyebiliriz, Emam diyebiliriz, Cenut diyebiliriz. Ama tabii ki bu mana biraz da diğerlerini çözmekle de alakalı. Yakıfı duruyor el imamı imam. Musalliyle namaz kılanların neresinde durur imam? Önünde mi arkasında mı? Önünde veya arkasında durur. İmamlar önde dururlar. Zaten imam önde olmak. Öyleyse harfın arkasında emam önde demek. Emam el musalliyine. Namaz kılanların önünde durur imam. Buna göre emam ne olur? Zarf olur. Nasıl zarf? Mekan zarfı. Bir yer bildiriyor. Diğerlerinde her birini çözmek gerekir bu şekilde. Aşağıda parantez içerisindeki zaman zarflarından uygun olanları seçiniz. Usafiru ila Bağdade sabahen diyebilirim. Ama aynı şekilde mesaen de diyebilir miydim? Diyebilirim. Akşamleyin Bağdat'a yolculuk edeceğim veya sabahleyin edeceğim. Lahzaten olmaz. Bir anlık. Şitaen, sayfen de pek uygun değil. Çünkü başında sin var ya, yakında demek bu. Mevsimlerin ne diyelim, sabah ve akşama kıyasen daha geç geleceğini düşünüyoruz. Tabii ki zuhran olamaz mı? Olur. Aslan da olabilir. Gaden de olabilir. Gaden daha uygundur bu. Teskudul emdaru fi ba'zil biladi. Teskutu düşüyor, yağıyor. El emdaru. Madarun emdarun fi bazı biladi. Bazı beldelerde. Yani buraya da aynı şekilde sadece bir tanesi olur, diğerleri olmaz diye bir şey söz konusu değil. Birden fazla seçenek esasen uygundur. Farz edelim ki elemdar kelimesinin yağmur manasında geldiğini bilmiyorduk. Madarun emdarun cemim keser. Bilmediğimizi farz edelim, ne yaparız? Yine aynı şekilde Google'da resimler bölümündeyken yapıştırırız ve gördüğünüz üzere yağmur resimleri çıkmaktadır. Yani Arapça kelimelerin manasını bilmemek mümkün ama bulmamak pek mümkün gözükmemektedir. Kolaylıkla bulunabilmektedirler. Aşağıdaki kelimeler anlamlı bir cümle olacak şekilde sıraya koyunuz. Se'ahzuru ben geleceğim. İleyke sana ne zaman? Fil mesai akşam dedi. Sara fiil olarak el cündiyu fail nahvel cenube şeklinde sıralanabilir. Vasalet ez zuhru gerçi bu yani burada ne var? Bir hata var. Vasalet ed-dairatu fi'z-zuhri olmalı. Fi harfi cer olarak cer etmeliydi. Ed-dairayı fail alırız. Ez-zuhri kelimesini meful olarak devam edebiliriz. Ama başındaki fi bunu ra'sını esrelemeliydi. Esre yapmalıydı. Aşağıdaki metinde geçen mef'ulün fi olan zaman ve mekan zarflarını ve car ve mecrurlarını bularak tablodaki yerlere yazın. Car harfi cer demek. Mecrur harfi cerden hemen sonra gelen kelime yani cer olmuş kelime manasına gelir. Rakit ben bindim ne et dairete uçağa bindim evvele merratin. İlk defa senete elfin ve tis'in miyetin ve selasi diye devam ediyor. Bu ne olur? Tamamıyla bir zaman ifade etmiş olduğundan. Sene nedir? Sene bir zaman ifade eder. Öyleyse zaman zarfı olur. Mef'ulün şih olur sene. Diğerlerine bakıyoruz. Tabii ki binmek yani bindim. Nereye bindim? Bindiğin yerde bir mekan olduğundan Tayra'da mef'ulü fi ve mekan zarfı olarak değerlendirilebilmektedir. Fi medarin yine metar kelimesi ne demiştik? Mekan olarak ele alınır. Her birinin karşısına yazılabilir tabii. Fazla da üzerinde durmak zaman alacağından geçiyorum açıkçası. Aşağıdaki cümlelerde hangi kelimeler mef'ulün fihtir? Tuşahidu neha gariben aleşşâşeti.
Tüşahidûne şahit oluyorlardı, görüyorlardı. Ha onu gariben yakından aleş şaşeti ekran üzerinde. Nerede? Ekran. TV olarak, skanner olarak düşünebiliriz. Celesi oturdu Musa, gurbe şecerati, ağacın yakınına. Ağaca yakın oluş nedir? Bir mekan bildirmekte. Safarat yolculuk etti. El kafiletu kafile sabahen. Vakit bildirmekte sabah kelimesi. Cenub güney demek. Cenub-u Cezayir. Cezayir'in güneyi, Güney Cezayir diyebiliriz. Yine yer bildirmiştir. Suriye'de şimal, şimalde sol. Ve tabii ki kuzey manasına gelmektedir. Bu da Kuzey Cezayir kastedilmiştir. Yine bir mekan bildirmiştir. Türkiye'nin güneyi, Güney Türkiye. Türkiye'nin güneyi yani Güney Türkiye diye bir yer yok. Türkiye'nin güneyi yine mekan bildirmiştir. Yevmel Ehad neydi? Pazar günüydü. Zaman bildirmiştir. Yevmul Ehad. Burada Yevmul Ehad'i pazar günü nedir? El Yevmul Ehad. Cae Yevmul Ehad. Pazar günü geldi. Burada mef'ulün fi'tir demiş ya. Burası aslında mef'ulün fi'tir. Evet. Cae geldi kim? Hı ve o diyemiyoruz. Ne geldi? Yevmul Ehad'i. Pazar günü geldi. Merartu ben uğradım merrafiltu fail bir racülün adamın birine ki o adam ki indeki senin yanındaydı. Mekan bildirmiştir. Adamın nerede olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla zarftır. Özet olarak videoyu tamamladığımızı düşünüyorum. Böylece videomuz bitmiştir.